Cümleten selamünaleyküm dostlar. Yeni bir günden yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım herkes iyidir. Arkadaşlar, beklenen gün geldi. Kat kaloriferi sisteminin kurulumunu yapıyoruz. Öncelikle malzemelerimizin bir kısmı geldi. Çoğunluğu geldi yani. Bugün de kurulumu yapılacak arkadaşlar. Şimdi malzemeleri göstereyim. Bakın. Şimdi Mimsa'nın 60 binlik kazanı, sobası yani diyelim, şu şekilde paketli bir halde geldi, indirdik. 200 litre boyner, yani sıcak su tankı diyebiliriz. Sıcak su bunda muhafaza olacak. Rezidansı da orada. Şöyle göstereyim. Sonra şurada genleşme tankımız bulunmakta. Bu da çatıya kurulacak arkadaşlar. Bu da 120 litre olan versiyonu. Kontrol edildi diye bir etiket var. Şöyle gösterelim. Burada da şebeke boruları falan var. Şimdi bunun tesisatı kurulu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mimsa'nın kazanı burada. Şöyle gösterelim. Güneşe gelmesin. Aynen. Büyüklüğünü görüyorsunuz. Benim boyum 1.88. Omuzuma geliyor. Omuzumdan az bir şey. Aşağıda. Bayağı yüksek bir kazan. 60 binlik kazan demiştim. Şöyle. Buraya beton dökmüştüm arkadaşlar. Burada bir tahta vardı. Onu kalıp niyetine kullandık. Tutmadı. Ondan sonra işte biraz bizi uğraştırdı. Taştı falan filan. Cart curt. Şimdi de onu kırdım. Burası tabii ki de bir küçük bir oda şeklinde yapılacak. Yağmurdan işte korunması amaçlı, bir de ısı kaybından kurtulmak amaçlı oda şeklinde bir şey yapılması gerekiyor. Şunları da toplayacağım. Biz bundan sonra da kuruluma başlayacağız arkadaşlar. Şimdi gelin kurulumda devam edelim arkadaşlar. Bunları keseyim mi Ali? Yok oğlum. Kesme, içinde su var. Yok. Şöyle malzemelerimizi de getirdik. Ustalarımızı getirmiş. Öbür arkadaşın neydi Ali? Başka yok. Üçüncü deliği de altına koymuşlar. Üçüncü deliği de arıyor muydu? O da altına koymuş. Zaten onu çatıya çıkaracak. Bunu söker mi? Tozlanmasın diye kalsın mı? Dursun, iyiledirsin her şey iyi olsa. Evet. Zararı yoksa öyle kalabilir abi. Evet. Bu da genleşmez hakkı. Kapsinin adı neydi Ali Usta? Yılmaz. Yılmaz. Oha diye dedi. Hop da anlamam ben de. Oha diye dedi. O biraz şen şakrak ya. La oturalım çay içersin. Yok işin çok güzel. Güzel güzel. Sütlüce'deydi. Orayı yaptık. Oraya kazanı bıraktı, buraya gönderdik. Ha, burada kapıyı ne tarafa koyacaksın? Burayı ördüğün zaman, daha doğrusu öreceksin mi burayı? Evet. Kapı bu tarafa olur abi ya. He? Burada olsa iyi olmaz mı? Aa, burada ya da şurada. Zarar olur mu bu şekilde? Bu tarafta yapma da burada yap. Evet. Burada oldu mu bak kapı. Alsa. Burada ol ama meyli bu yana gelir ya makala bir meyli vereceğim değil mi? Çatı yaparsan. Ya bunun şeyini nereden çıkaracaksın? Bacasını. Borusu ha, bu taraftan mı çıkacak? He, boru. Aa, şu şeyin içinde. Yani orada.
Bacası şurada. İçeriden mi örülüyor? Dışarıda örülüyor. Yok, iç şurada. Şunun dışında. Şimdi bura, bu bitişi kolon, ora baca. Bak kolonun kirişin üstü var ya. Evet. Kirişte o yerin baca. Çıkıyor, tat, tat. O zaman buradan böyle dönüp eyle mi? Aynen öyle olur herhalde. Başka olmaz. O zaman kazanı buraya doğru yemiştiriyoruz. Doğru mu? İşte fazla dirsek yetmemiş için, rahat çekmesi için. Yani ara parça uzun getirmiş. O başını döner. Dönün. Bu tarafı buraya veriyorum. Bu arkayı buraya veriyorum. Kapısını o ha burada yani şu kapakları açtığın zaman bize bela olmasın ki rahat odunu atar içine. Kaçlık duvar örersin? 20'likle örülür ya. Beams'le örülse 20'likle örülürüz. Bu yani bana yer kaldı. Az bir şey daha. Kapısını da burada koyma, yanında koymuşlar. Şurada koysun. He. Orada şey. Geniş olsun ki orada. Bu çevresine ısı vermeyin çok fazla. İsterseniz biraz veriyor. İzolasyonu var ama. He. Yani bu borular herhangi bir şey yapmaz değil mi? Burada şey yok. Yok. O kadar bir şey olmaz. Yani. Bu ne ya usta? O fanı. Yok çıkarma. Duvar şurada biterse şeyde. 20 santim işte. Şurada şey attım. Az bir şey daha var. Belki fanı bozulursa adam araya girip tamirini yapabilir. Al yana getirek mi? Ne lazım? Basit buradan böyle geçiş olur. Buradan böyle duvara gelir. Buradan kapadır açarsın bana. Şeyle yaparsak buradan çıkacak ya. Evet. Buraya geçemezsin. Burada pompa olacağı için engel olur sana. Tamam. Nasıl uygunsa bir şekilde olsun. Buralar duvar olacak. Ona göre şimdi. Şurada duvar payını bırakam gene 20 santim şeyle. Zarar etmez değil mi? Ona da zarar etmez. Yok. Evet. Herhangi bir ısı vermez fazla kendine dışarı. Yani borular ya da o ikisi orada kalacak. Bu da çatıda olacak. Burası mı temizlenecek ayda bir, iki ayda bir? He, bacasının altındaki yer. Ayda bir ya da iki ayda bir temizlenmesi gerekiyormuş. Şu altta şöyle. Bu neymiş? Bu da görüp şey mi? Aynı kapı şeyi gibi demek. Bakıyorum burada. He. Demek orada görünüyor aynı. Odun oran mı? Şurada şey verdik.
temizleme şeyi de burada. Kilo buraya dökülür. Ne yok, kamera mı? He, daha kamera. Ben. Şöyle bütün malzemelerimizi getirdik. Ustamız getirmiş. Şimdi yavaş yavaş kuruluma geçeceğiz. Bunlarda su yoktur değil mi? Şimdi belli olur de. Bu alt katınki. Alt katınki ise yoktur. Alt katın olduğu belli zaten. Direkt şey vurmuşlar kafasına da. Şunlar sizin orada gelenler. Orayı T yapmışlar. Normalde orada bırakmış ya. Kaloriferci de buraya çekmiş. Burada büyük ihtimal alt katın ya da üst katın. O da o, şunun şeyi aynısı. Hı? Şuradakinin aynısı. He, şunlar. He. Onunkini oradan aşağı indirmişler. Onunki de zaten aşağıda. Şu. Olsa akardı su. Sağdan çekiyorum. Bunlar inşaat. Baba. Ben şimdi sana kalemi vereceğim. Kalemi vereceğim. Şunların dördüne, şunlara bakacağım. Üflediğim zaman hangisinde hava geliyorsa çarp işaretini ver. Tamam. Tamam. Ben yukarıya çıkıyorum çatıya. Sen çık. Servis gelene kadar dur. Al fayans parçası şurada. Sabitliğe getirdim, buraya koydum. Şöyle alırsın. Kaldırdım, kaldırdım. Bir nevi sıvı conta mal üstte. Aynen öyle. Keten yerine kullanıyor. Biz traktörde ne de bazen lazım olur, biz de kullanıyoruz da sıvı conta. Bizimkiler aynı şu diş macunu gibi olan, evet, şeylerde. Kaç lira onlar? Ne, bunlar mı? Bunlar 5000 lira. Şu üst kısmı sadece de şey. Allah Allah. He ya. Ucuz olan ne var ki? Geçen gün 1 lira verdim Ali abi. Bir tane bana rondele verdiler. Bir tane.
Rondele ne diyeyim? Ya rondele şu somunun altına koy ya gevşemesin diye. Evet. Pul gibi. Pulun bir tarafı şey şöyle kesik. Yani biri bir dişi birinin üstünde ki şey olmasın. Sıktığı zaman gevşemesin diye. Evet. Yani 1 lira verdim. Vallahi 1 lira da küçük ya. Yani o 1 liranın ortasını sökeceğim. Rondele diye kullanacaksın yani. O derece bir şey var. Yani. Selam aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Aleyküm selam abi. Hoş geldin. Ya onda olay değil. O da evin içinde yakacaksın onu. Evin içinde yakın yani. Bak ben şaka maniyetine değilim. Yani. Şey gibi asidi gibi baykalılar da asidiyle yakın. Çok görüntülü, çok hoş bir şey. İç evde yani. Yani mesela bulunduğu yeri gelmesin. Bir köşede de sıcak su verin. Öyle de bir anlamı kalmaz. Sobada ne fark var? İçeriye odunu taşıdıktan sonra. Değil mi Ali? Aynen öyle. Öbür anahtarı mesela. İşki dışarıda. Tozu toprağı dışarıda. Bunun amacı o. He. Ne kadar yerisi ya. Burayı rahatsız değil. Yani bunun bir küçüğünü önerdiler de. 40 binlik var, bu 60 binlik. Ne var maalesef? Abi var. Var. 1 milyon kaloriye kadar var. Ne kadar kalori veriyor? Bu ne kadar kalori veriyor üstte? Bu 60 bin. 60 bin. Abi bu kaç metre PTG göre şey yapıyor? Randımanla çalışıyor bu 60 binlik adı. 24 metre PTG'ye kadar çalışıyor. Bu. Evet. 24 metreye kadar. Mobil sistem olacak. Şu an ya. Sizin döşediğiniz gibi. Hatlar fazla dolan başlı olmayacak. Ha, fazla dolan başlı evet. Olmayacak. Mobil boru değiller ya işte demek o. Her birine direkt tek boru evet. Gidiyor. İşte mobil boru dediğiniz. Peteklere giden borular değil mi mobil boru? Aynen. Sizin evde döşettiğiniz işte. Ha. Her PTG bir boru gidiyor. İki boru yani. Bir sıcak bir soğuk mu artık? Bunun üstünü kapatacağım burayı. Bu boşaltma. Neyini boşaltacaksın? Kazanı boşaltmaz. Mesela sen de bir boşaltmak istiyorsan normal hortumu getirir takarsın buraya. Kelepçesini de takarsın. Çıkmasın diye. Onu böyle elle sıkarsın. Bu şekilde açarsın. Kazanı uzatırsın nereye geçse pisliği akar. Dışına akar komple. Pisliği mi akacak yani? Yani kazanı boşaltmak istedin. Şayet tesisatı da boşaltmak istedin komple. Bu şekilde açarsın komple boşaltırsın. Geri tekrar su verirsin. Tamam. Ama suyu da nerede vereceğim? Suyu nerede? Su burada. Suyu da oradan vereceğim. Burası filtre. Şuraya atıyorum senede bir. Tabi buranın şebekesinin durumunu bilmediğim için. Temiz ya burası. Yani şuraya açarsın içinde filtresi var. Onu temizlersin geri takarsın. Evet. Yani kazana pis şey. Buraya bağlantı olacak değil mi? He. Şu borulardan bağlantı yapacağım. Bu dolum şu da boşaltım. Orada da filtresi var. Şebekede pislik falan geldiği zaman o orada kazana girmeden tutacak. Tortu falan olmasın ya. Nasıl şimdi nasıl o yüzden mi? Sudurun şeylerine konular yani. Dışarı. Efendim? Güzel, Allah kahretsin. Alo. Allah kolay gelsin. Sağ ol babam, yolunu açmış. İyi babam dostum. Sen nasılsın? O vanalar pahalı herhalde biraz. Hı? Şunlar.
Biraz pahalı herhalde. Pahalı. 100 liranın üstünde. 150 lira mı neydi? He. 150 TL bir fiyatı var herhalde. Türkoğlu herhalde su saati de üretiyor ya. He. Su saati. Bizim iki parça malzememiz eksik. Burada malzeme de var mı? Nasıl bir malzeme abi? Malzemeci var. Şıklıca da var. Şeyde de vardır. Şu sürürde de vardır. Redüksiyon lazım ya, iki tane. Sürüldü de vardı. 1.5'tan 1.5 çeyreğe. Kazan girişleri 1.5'muş. Redüksiyon plastik redüksiyon mu şebek? Yok. Ha. Demir. Demir de vardır herhalde. Plastik. Hani buna benziyor. Efendim. Evet abi. Evet abi. Tamam, daha bu hafta halledim onu. Bu hafta bayağı bir yoğunum. Haftaya onu gelelim. Hem o malzeme nereden satılıyorsa onu öğrenmek. Tamam. Tamam, 3 tane. He, 3 tane. 3 tane boru diye söylerim. Tamam. Alttaki altı tahta değil mi onun? Tamam, bakarız abi. Tamam. Tamam abi. Büyük bir ihtimal yok Allah'tan bir şey olması. Thank you.
Bunun üstüne yalıtım şeyi de giydirebiliyorlar değil mi? Araba. İçinde var. Var mı içinde? Evet. Bir de bunun üstüne şöyle bir fermuarlı olan vardı herhalde. Ben çarşıda bir yerde gördüm de. Fermuarlı olan da var. He. Bir fermuarsız. Bunların tekli çiftli şeyi ne farkı var abi? Şurada mesela etikette yazıyor ya. Tek serpantinli çift serpantinli diye. Farkı nedir yani? Çift serpantinli olması güneş enerjisini de barındırıyor. O genellikle mesela otellerde, pansiyonlarda, askeri yerlerde güneşinde faydalanıyorlar. Bazen 4 mevsim güneş enerjisi falan olduğu için. Onun da hattını getirip buna bağlıyorlar. Kaloriferin hattına yardımcı olup sıcak suyu daha fazla ısıtıp gönderiyor. Çabuk ısıtmasını sağlıyor. Yani genellikle evlerde çift serpantinliye gerek kalmıyor. Buranın şöyle olmaz, bir sıkıntı yapmaz değil mi Alif? Şu üst kısımda var ya. Ya orada üst cidarını kaynarken pıntalamıştır. Onda bir sıkıntı. Yani kaçak maçak. İçi. İşte kaçak maçak olmaz ya. Sıkıntı olmaz. Yani sonradan olan bir şey değil. Yok. Direkt ya üretimde yap, şey var. Yoksa buralarda da darbe alır yani. Hı hı. Boya atar, darbe alır. Buradaki malzemeci geniş çaplı mı? Valla Sütlüce'deki geniş çaplı da bu Sürür'deki normal ya. Var mı yok mu bilmiyorum. Ha şey, su malzemelerine hepsi satılıyor da. Vardır ya. O trafik ışıkları vardı ya abi, orası. Yerde zaten Sütlüce'de, aradığın yerde. Şansın var mı abi? Olur. İki parça yazan malzeme. Bir bunun büyüğü, 3 çeyrek olanı, filtre. Bir tane de, şey iki tane de redüksiyon. 1,5'tan 1,5 çeyreğe. Gittiğin zaman orada da ararsan da tarif ederim. Nereye, buraya mı kullanılacak bu? Hemen. He. He. İşte koymuşlar da bunun küçüğünü koymuşlar. He. Ki buna zarar vermesin. Yani o elindeki gibi. Küçük değil mi? He, bu küçük. He, o zaman onu bana vereceksin, göstereyim. He. Bunun kaçlı olacak? 3/4 olacak. 3/4. He. Orada telefonla ben tarif ederim zaten. Tamam. Diğeri neydi abi? İki tane de 1,5'tan 1,5 çeyreğe redüksiyon. Ben dur öbürünün de parçasını vereyim. Şurası mesela 1/1/4 yazıyor ya. Hı. Şurada. Burada 1/1/2 yazacak. Şurada da 1/1/4. Yani bunu görme. Bir B'yle yazacak. 1/1. Ortada çizgi var 4. Bir tane de şu yanında 1/1, ortada çizgi 2 yazacak. Hmm. Yani burası geniş olacak.
Bu içi de geniş olacak. 1-1-3'ü. He. 1.5'tan onun okunuşu 1.5'tan 1-1 çeyreğe diye. He. 2 tane bundan lazım, 1 tane bundan lazım. Neyse ben yine ararım, sen tarif orada edersin. Orada ben ararım. Aklımda bir fikir almaya kalmaz. Evet arkadaşlar, malzememiz eksikmiş. 2 adet, 3 adet malzeme eksik. Şöyle göstereyim. Şunun bir küçüğü olacakmış. Şunun da. Şundan 3 tane olacak. 2 tanesi değişik. Bir tane de aynı bu şekilde olacak. Bir tane de bundan küçüğü olması lazım. Onu alacağım şimdi. İnşallah malzemeci de vardır. Şimdi gidelim. Bu ikisi eksikmiş yani. Diğerleri tamam zaten. Çalışıyorlar ustalarımız. Biz yola çıkalım arkadaşlar. İnşallah bulunur arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar, malzemeleri aldık. Eve de geldik. Şöyle göstereyim. Eksik olan malzemelerimiz bunlar. Şimdi devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam. Aşırı bir sıcak oldu ha. Aynen bir sıcak. Bastırdı. Bu ısıdan etkilenmesin diye mi abi? Isı kaybolmasın diye. Isı kaybolmasın diye ha. Baba, ha. Buradaymış, tamam. Nipeller diyecek mi? Burada varmış. Öbür makineye ver bunu. İyi sıcak oldu ya. Aşırı bir sıcak var.
gelmez herhalde. Mübarek nasıl oldu böyle ya? Böyle oldu mu genelde yağmur yağar. Hopa düz mü? Aşırı. Yok yok, şu elimin şuraya bak. Şu ha, mesafe. Düz, düz bas. Aynı olacak. Tamam, aynı. Bırak. Düz mü? Yok. Az, ha, az tamam. Bir yana gel. Az şu ucunu bir yana gel. Bu ucunu. Dur o zaman şuradan ölçeceğim. Nasıl? Tamam. Düz mü böyle? He. 48. Düz. Dar geldi değil mi? 32 renk. Ha. Şansına ne sıcak abi ya? Hı? Şansına diyeyim ne sıcak ya. Vallahi yandık. Niye yandık? Yandık da nasıl yandık? Çek. Çek şurada. Şu üzerime bir koş etti ya.
şunu tut. Şu anahtarı tut anahtarı. Ha bu şekilde tut. Bu ne abi tam olarak? Pompa. Pompası bu. Hı hı. Asıl işi yapan o. Bu şekilde kapalı. Elektrik olduğu zaman bu şekilde kapalı kalacak. Pompa kendiliğinden çalışacak. Elektrik giderse bu vanayı böyle aşağı doğru indireceksin. Hmm. Bypass dediğimiz vana bu. Yani elektrik gittiğinde onu açmamız lazım. Açmam ki lazım kazan mı? Herhangi bir yerinde bir patlamaz şey yapmasın. Ya borulardan, plastik boruların bağlantılarına patlatır. Ya kazanın bir yerinde. Biz illaki bir sıkıntı açar. Çıkar yani. Peki elektrik geldiğinde tekrar onu kapatmamız lazım. Onu geri kapatırsın. Peki onun uzun süresi var mı? Mesela elektrik geldi. Bir yarım saat, bir saat haberin olmadı. O şekilde durdu. Sıkıntı değil. Fazla bir sıkıntı olmuyor. Ama elektrik kesilirse muhakkak açmak lazım. Açmak lazım. Büyük bir sekten ver bana. Büyük mü? Evet. Bunlar mı? Herhalde o. Onlar oldu. Yeter. Vanalar bazen de 2020 yazıyor, bazen de 2017, 2019. Ne şey olmuş. Hmm. Ama aynı mı? Aynı mı? Hmm. Seviyesine göre bir tuğla vereceğim mi? Tam mı olsun böyle yarım da olsun olur. Şöyle şu olur mu?
Bir kılıfı versene. Çevirelim şu tuğlayı. Az. Böyle de olur diyorum. Neyse, işte bu şekilde kurulumunu yaptık. Şöyle söyleyeyim, bakın onu unuttum. Şimdi buna bir de elektrik gerekiyor, fiş olacak ya. Bizim elektrik şurada. Şöyle görünüyor mu? Orada kablosu bırakılmış. Oradan aşağıya bir priz indireceğim. Prizi indirdikten sonra servisini arayacağım. Servisi de gelip kurulumunu tamamlayacak. Garantisini başlatacak ve yakacaklar hele normal bir şekilde çalışıyor mu diye. Onu yapacaklar. Ondan sonra da işimiz bitecek. Kullanmaya başlayacağız. Yepyeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıkla ve huzurla kalın.